Merhabalar Cemal Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Öncelikle sizleri biraz daha yakından tanıyarak başlamak istiyorum ve sormak istiyorum. Sayın Cemal Orhan kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? 1980 Bursa doğumluyum. Hatta Bursa Keles dağ köylerinde doğdum. 7 yaşında Bursa'ya geldik. İlk ve ortaokul öğretimi tamamladıktan sonra Kayan Çarşısı'nda Pideli Köfte'nin doğduğu yer Bursa Kayan Çarşısı'dır. Kayan Çarşısı'nda 95 senesinde İsmet Dinçer ustamın yanında işe başladım. İsmet Dinçer biraz evvel de sizin söylediğiniz gibi bu sektörün ilklerinden, doğa yiyenlerinden. Kurucu İsmet Dinçer'in babası, yani Pideli Köfte'yi ilk çıkaran, yani Pideli Köfte'nin mucidi diyeyim ben size. Sonra oğlu İsmet Bey'e devroldu ve yaklaşık Cumhuriyet öncesi zannediyorum 20'li yıllardan öyle, günümüze Köfteli Pideli'nin bugün Bursa'ya kazanılmasının en önemli etkilerinden birisi o. Ve siz bu işi kaynağından öğrenerek özellikle hizmet vermeye başladınız. Çocuk yaşlardan beri sektörün içindesiniz. Şimdi biraz içinde bulunduğumuz işletmeden de söz etmek istiyorum. Dede Kayhan Pideli Köftecisi olarak bölgede özellikle Gürsu'da hizmet vermektesiniz. Toplam kaç metrekarelik bir alandır burası? Burası 50 metrekare. 50 metrekare civarında asma katı da olan bir yerdeyiz. Evet. Ve toplam bir çapıda kaç kişi ağırlayabilme kapasitemiz var? Şu anda burada 60 kişiye kadar ağırlama kapasitemiz var. 60 kişi aynı anda hizmet verebilecek durumdayız. Evet. Ve sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim? Şu ortalama an ben kendi yapıyorum Pideli Köfte'yi. Yanımda da iki tane garsonum var. Sizin haricinizde iki, yine uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel bir kadroyla çalışıyoruz. Evet. Ama işin başında bir fiil siz bulunuyorsunuz. Çünkü yılların bilgisini, tecrübesini ve özellikle hünerlerini de gelen misafirlerimize aktarma konusunda bir başkasına güverip o ocağa koymadık, kendimiz devam ediyoruz diyorsunuz. Ben de sizi bu konudan dolayı kutlamak istiyorum. Şimdi burada verilen hizmetleri biraz açalım. Size gelen konuklarımız, Dede Kayhan Pideli Köfteci'den özellikle pideli köfteyi yer. Ancak onlarla sadece sınırlı değil hizmetlerimiz. Neler sunabiliyoruz gelen misafirlerimize efendim? Buraya gelen müşterilerimize en başta tabii biz pideli köfte. İşimiz pideli köfte. Kesinlikle. Yanında İskender kebap, et dürüm, lavaş dürüm, ekmek arası dürüm, ızgara köfte gibi çeşitlerimiz. Soğuk içeceklerimiz ve tatlılarımızda da gelen misafirlerimize hizmet verdiğimizi söyleyebiliyoruz. Aynen öyle. Şimdi buraya gelen konuklarımız buradan hizmet alabileceği gibi dışarıdan gelen talepler doğrultusunda da dışarıya zannediyorum ürünün soğumayacağı noktalara kadar da ürün gönderebilme imkanımız var. Var. Şimdi biraz evvel siz sektördeki farkınızı aslında değerli izleyicilerimize başlar başlamaz ulaştırmış oldunuz. Kaynağınız çok çok önemliydi. Bu işin gerçekten doğayeninden öğrendiniz. Evet. Bu tabii sizi sektörde farklı kılan özelliklerden bir tanesi. Ama sadece bu sınırlı değil. Sizin müşterilerinin özellikle sizi tercih etme sebeplerinden bir bölümünü yetiştiğiniz yer oluştururken diğer taraftan elinizin hüneri, güler yüzünüz, hijyenik ortamınız, sunumunuz, fiyat politikalarınız ve insan ilişkileriniz de sizi diğerlerinden ayıran özellikler diyebiliriz. Bugün küçük 60 metre çapında bir işletmedeyiz. Fakat geçmişten günümüze siz bu sektörün içerisinde kendinizi de geliştirmeye devam etmektesiniz. Biraz geriye yönelik plan projeleri de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili neler yapmayı planlıyorsunuz? Projeleriniz nelerdir efendim? Şimdi şu anda iki tane şubemiz bulunmakta. Biri Bursa'nın Kestel ilçesinde, biri Millet Mahallesi'nde. Kestel ilçesinde Hüseyin, ortağım olan Hüseyin Bey var. Millet Mahallesi'nde de ortağım olan Orkun Bey var. İkisi de aynı benim gibi kendi yaparlar yani pideli köfteyi. Ve içinde bulunduğumuz işletmemiz, Gürsu'daki işletmemizle birlikte toplam 3 noktadan hizmet veriyoruz. Evet. Ama önümüzdeki yıllarla ilgili projelere baktığımızda zannediyorum bu 3 noktayı artık 33 noktalara çıkarmak projelerimizin içerisinde. Umuyorum ve diliyorum bunu gerçekleştirirsiniz. Çünkü gerçekten bu işi doğru yapan 3 firmayı şu an idare etmektesiniz. İnsanların da buna ihtiyacı var. Son derece başarılı bir işe veriyorsunuz. Şimdi ben biraz pideli köfte hakkında da kısaca sizden bilgi almak istiyorum. Değerli izleyicimizin Bursa'yı bilen, tanıyan ve Bursa'ya gelen herkesin bildiği bir ürün olmasına rağmen kabul edersiniz ki bizi izleyen izleyicimizin içerisinde bilmeyen izleyicilerimiz de var. Pideli köftenin yapılışı nedir efendim? Pideli köfte aslında basit gibi gözüken, yani bugün bir lokantaya gittiğiniz zaman bile pideli köfte, camda pideli köfte yazısı görebiliyorsunuz. Kesinlikle. Benim kendi düşüncem pastasını yapacak. Yani dönerci dönerini. Herkes işini yapacak. Herkes işini yapacak. Bir kişi bütün işleri yaptığında aynı kaliteyi bulabilme şansı maalesef yok. Maalesef yok. Pideli köfte bir bütündür yani. Köftesiyle, pidesiyle, yoğurduyla, hatta domatesiyle bile. Önemli olan tereyağı, köfte,
ve pidenin pide, buluşması. Pidenin buluşması, aynen. Hı hı. Tabii ki pidenin buluşması ama o köftenin hazırlanışıyla ilgili de kendimize az bir takım sırlar var. Onları buradan paylaşmak istemiyorum ama zannediyorum en önemlilerinden birisi bir gün beklemesi gerekiyor zannediyorum. Aynen öyle. Malzemenin. Aynen öyle. Bir gün beklemesi gerekiyor. Sonra sizin o mahir ellerinizle ulaştırdığınız onun yoğrulması, köftenin hazırlanması ve sunumu çok çok önemli. Evet. Buradan bizi tercih eden bütün dost ve müşterilerimize firmamız adına teşekkür ederim. İnşallah onları tekrar burada göreceğiz, ağırlamaya devam edeceğiz diyebiliriz.